Evet, bugün günlerden 16 Mart Çarşamba. Enerjimi bir anda yerine koydum ve yola devam ediyorum. Çünkü unutmayın dostlarım, bende enerji bitmez. Sadece azalır, azalır. Bitmez bende enerji. Tamam mı? Hadi bakalım. Bizi yıldıramazlar. Ve şunu öğrendim dostlarım, her hayırda bir hayır vardır. Diyelim, e, yolumuza devam edelim. Anlamak isteyen dostlarımız ne anlamak istediğini anlayabilir. Dediğim gibi enerji bitmez azalır dedim ben de. Bir süredir azalmıştı. E, durumlar, sebepler belli. E, artık azalan şeyleri kaldırma vakti. İnenleri kaldırma vakti. E, hadi bakalım. İnmiş olanları kaldırıyoruz. 5 saat 43 dakika 14 saniye 81 saate çalıştım. Bu da orta hali. Yani daha kalkacak bu rakamlar. Hadi bakalım 7 saatler 8 saatler hafta işleri zorlarım biliyorum yaparım ve bu rakamlar net rakamlar net net. Öyle uzay mekiği izleme rakamları falan dahil değil içine. Yani hiçbir rakam değil. Koltukta sandalyede masa başında oturmadım hiçbir salise dahil değil bu rakamlara. Dediğim gibi bitmez enerji bende azalır. Hadi bakalım her hayırda bir hayır vardır diyelim. Bugün ne yaptım dediğim gibi 3 test geometri çözdüm. Ama geometrimi en son geçen yıl çözdüm. için 3 testi çözme 3 saatimi falan aldı neredeyse. Ardından bir de ayet matematik koyayım dedim. Gün bitti zaten kardeşim. Bu ne böyle? Yani e, gün çok hızlı bitti. Hiç anlamadım. Ama neden gün hızlı bitti? Çalışan dostlarım bilir. Einstein ne diyor? Işık hızına yakın hızlarda seyahat edince zaman e, görelileşiyor. Zaman yavaşlıyor diyor. Kime göre? Dışarıdan bakana göre. Biz fark edebiliyor muyuz? Hayır. Yani eğer biz e, ee, çok hızlı çalışırsak dışarıdan bakan biri için zaman bizim bize ya yanlış kurdum şimdi. Dışarıdan bakan biri için bizim zamanımız yavaşlamış gözükecek. Yani daha hızlı çalışırsak, ışık hızına yakın hızlarda çalışırsak zaman daha yavaş akacak. Ama biz yavaş çalıştığımız için zaman hızlı geçiyor diye yorumlayabiliriz. Ee, ne kadar yorumun doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Aramıza profesörler, e, doktorlar bilmem e, işte e, astronotlar falan varsa beni düzeltebilirler. E, kendi anladığım kadarıyla bu şekilde bir şey kurmaya çalıştım. Sebep sonuç sonuç sebep ilişkisi amaç sonuç koşul sonuç ilişkileri kurmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. E, toparlandığımı söyleyebilirim gerçekten. E, bazen geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Yeni açılan kapılara bakmak lazım. Çünkü bazen e, kapanan kapıyı o kadar unuturuz ki yeni açılan kapılara bakma şansımız olmaz diyorum. Bugün de bu şekilde mutlu Mesut kapatıyoruz dostlarım. Daha mutlu daha Mesut günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalalım, sağlıcakla kalalım.